Uyar maden işçilerinden 30'un üzerinde arkadaşımız tazminatlarını alamayarak hayatlarını kaybettiler. İnsanlar boşandılar. İnsanlar açlıkla sınanıyorlar. Her melekte 23 arkadaşımızı ahlaksız ilan ederek işten attılar. Bu patronların arkasında kim var? Bu ülke sadece patronlara mı ait? Sorumuz budur. Mücadelemizde bu soruyu büyütmektir, yaygınlaşmaktır. Ben Uyar Madencilik'te 2007'de gözlerimi kaybetti. Hukuki yolları denedim. Siyasi yolları denedim. Ne siyasi yol, ne hukuk. Hiç kimse bu madenin sahibi Azim Uyar'ı ne yola getirebildi, ne de alacaklarımızı alabildi. Burada 748 arkadaş için mücadele ediyoruz. Biraz önce de başkanlarımız da söylemişti. Aynı, hepimizin mücadelesi aynı. Kimimizin gözü, kimimizin bacağı, kimimizin vücudundan kaybolan huzurlarımızı kaybettiğimiz için buralardayız. Emeğimizin, alın terimizin için buradayız. Biz bu yol, bu dava için çıktık. Bu davadan geri dönmemiz mümkünatı yok. Biz işçiler olarak hakkımızı nerede aramalıyız? Hakkımızı adalette aramamız gerekiyor. Arıyoruz, onu da bulamıyoruz. Bu patronları kollayan kim varsa bir an önce onların ortaya çıkıp bu işi çözmelerini istiyoruz. Bizi oyalamasın kimse. Bizim hedefimiz Ankara'ya varmak. Biz buradan dönmeyeceğiz. Ankara'da derdimizi ama Enerji Bakanı, ama Çalışma Bakanı, beyni kimse, bu işi kim çözecekse o bir an önce bizi, işimizi çözsün. Bizi oyalamasın. Kaymakamdır, validir, kim olursa olsun bizi oyalamasın. Bizim üstümüzde güç gösterisi kimse yapmasın. Bizim ne devletin, ne bileyim, biz hırsız değiliz. Biz sadece alın terimizi istiyoruz. Biz sadece 748 kişiyiz. Sadece bir avuç ortası gibiyiz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ben bütün buradaki arkadaşlarıma ve bütün basına teşekkür ediyorum. Bizim istediğimizi tek söylüyorum ki biz sadece tazminatımızı istiyoruz. Bizi valiymiş, jandarmaymış, kaymakammış, herhangi bir yetkisi bu sorunu çözmekle yetkisi olmayan kişilerle oyalamasınlar. Bizi bu konuya ilgili, bu konuyu çözebilecek, sonuna kavuşturabilecek, bizim haklarımızı ödeyebilecek yetkili kimse, biz oraya gideceğiz. Bizim yolumuz Soma, bizim yolumuz Ankara. Biz mülteci değiliz. Biz kolumuzu, bacağımızı, gözümüzü Manisa, Sarıyer'de, Ankara yolunda kaybetmedik. Biz Azim Uyar'ın şirketinde gözümüzü kaybettik, bacağımızı kaybettik, ciğerimizi kaybettik. Ama umudumuzu kaybetmedik. Bu adamdan, bu vicdansızdan bu parayı alacağız. Ölmek var, dönmek yok arkadaşlar.